İçişleri Bakanlığı abi, 6 saniye, Eylül'de bugün başlayacak. Şey evet. Bugün 1 Eylül. Bugün çocuklarımız Eylül gitmeye başladı. Evet. Oryantasyon, uyum eğitimi. Senin oğlan da gitti. Evet. Hayırlı gitti olsun. Ay benim böyle gözlerim dola dola, burnumun direği sızlaya sızlaya. Evden mi göndermek çantası istemedin, yoksa hani o yüzden mi ağlamaklı oldun? Yok sen, hayır, böyle duygulanıyorsun. Yani büyüdüğünü görmek, onun eğitim hayatı, beklentiler. Çok çok başka bir yolculuk. Başka yani bir şey, hepsinin aynen yolu açık olsun. İnşallah okullar hiç kapanmadı amacısına. İnşallah. Yüz yüze eğitim bu sene devam etsin. Sevgiyle, mutlulukla hepsinin yolu açık olsun. Tek dileğimiz olmalı. Ama ne lazım bunun için Muratçığım, elbette? Aşılar ve PCR testlerinin düzenli bir şekilde yapılması lazım. Bu bizim kendimize eğer bir borcumuz yoksa, vatandaşlık borcumuz, vicdan borcumuz. Aşı yapılmasa da çocuklarımız gitsin için PCR var. PCR mutlaka gerekiyor zaten. Çocuklarımızın eğitimi için. Onlar bizim geleceğimiz. Tabii. Dolayısıyla hani hiçbir şey düşünmüyorsan bunu düşün. Çünkü yani ben bu beynini aşılamalı bazı insanların diye düşünüyorum. Bu fikri değişmesi için. Bu mümkün değil. Ama ne yapıyor? Genelgeye göre PCR uygulaması 18 yaş ve üzeri için 81 ilim valiliğinde PCR testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Ve buna göre bakın neler olacak. ...6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. İçişleri Bakanlığı 81 ilim valiliğine yüz yüze eğitimin başlaması öncesi PCR testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre PCR uygulaması 18 yaş ve üzeri için geçerli olacak. Aşı olmamış kişiler için konser, sinema ve tiyatroya girişlerde PCR testi zorunlu. Genelde iftar. Uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli, aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan haftada 2 kez PCR testiyle taranmaları istenecek. Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine de ağırlık verilecek. Genelde iftar. Bizim okulumuzdan yapılan açıklamada okulun %97'si aşılanmış durumda. %3'lük kalan kesim ya dozların birincisi olmuş, ikincisi bekleniyor ya da Covid geçirmiş oldukları için o sürecin geçmesini bekliyorlar aşı olabilmek için. Bence bu müthiş bir yani oran. Tamamen güvenli bir okuldan kesinlikle bahsediyoruz. Kesinlikle, ama yani bütün umarız okulların ki bu öyle bir ön hazırlıkta olduğu zaten aşikar. 18 ortada yaş ve üzeri, yani altında aranmayacak. Bir taraftan da 48 saat. Mesela Fransa'da bu 72 saat. O da Fransa'ya da geldi artık. Yani evet, batılı ülkelere de geldi. Aşı karşıtları da orada çok fazla. Hem Fransa'da hem Yunanistan'da vesaire. Yani bazı firmalar, bazı ciddi ciddi şirketler, aşı olmuyorsanız yani sizi zorunlu izle gönderiyoruz gibilerinden açıklamalar da yapılıyor. Onu da duyuyorum. Bu kış biraz bunları çok bu fazla konuşacağız. Bu bizde bile ben duydum. Yani aşı karşıtı olduğu için işinden ne yazık ki olan arkadaşlarımızı duyuyorum. Hı hı. Bilmiyorum. Hassas olacağız efendim bu konuda. Hassas olmak lazım. Şimdi bilimin kanıtlanmış bir gerçeğin önünde ne konuşuyoruz bilmiyorum. Ben de böyle fazla söylüyorum bazen. İşte bize yazıyorlar. İşte öyle dediniz Ebru Hanım'ı, bizim kendi özel hakkımız. Tabii ki öyledir. Ama sen benim çocuklarımın geleceğini riske atamazsın. Bu kadar basit. Tıpkı bu